Herkese merhaba. Bir alışveriş videosuyla daha karşınızdayım. Karışık bir alışveriş videosu. Hemen hiç uzatmadan lafı neyle başlayayım? H&M ve CNA'dan bir parça var, onu göstereyim. Buna esasında seneye giymek amacıyla aldım. Niye şimdiden aldım? Çünkü istediğim zaman istediğim gibi şort bulamıyorum. Ben çok şort seven bir insan değilim. Şehirde de şort giyen bir insan değilim. Çünkü hele piyasada olan şortların çoğu çok kısa. Rahat etmiyorum ben. Onun için bir beden büyük aldım hatta bunu ki biraz düşük bel giyip biraz daha uzun olsun diye. Tam diz üstüne falan geliyor. Rahat giyebileceğim bir boyda. Kot şort. Şöyle işte buralarında minik yırtıkları var. Büyük olduğu için gözükmüyor zaten. Şöyle yırtıklı mırtıklı CNA'dan 50 liraymış. Ama işte istediğim zaman bulamıyorum. Bulmuşken alıverdim. Hoşuma gitti. Duruşu falan da güzeldi. Dediğim gibi bir beden büyük aldım. Daha havalar soğumadan belki hani adaya gidersem bir kere giyerim. Sonra seneye kullanmak için aldım. Oradan da H&M. İki farklı günde yaptığım alışverişler var. Çok fazla bir şey yok. 3-4 parça. Biri şu tokalardan aldım. Yani kayboluyor sürekli bunlar ve bu boy benim saçıma iyi geliyor. Rengi de iyi geliyor. Maşa çok kullanıyorum. Bakmayın saçımın açık olduğuna. Dün de nasıl olduysa açtım. Dalgalı yapmıştım çünkü dün. Hani öyle bir heveslendim ama yazın ben asla açık saçla dolaşamıyorum. Bir de bir kolye aldım. Dayanamadım buna. Çok hoşuma gitti. Buradan ne kadar gözükecek bilmiyorum. Böyle top falan dönüyor. Hem altın rengi ama içinde koyu renk de var. Bu gümüş değil de daha bakırımsı bir renk de var. Yakından gösterebilirsem göstereceğim. 17 liraydı bu. Bir tane tişört aldım. Tuakar kol. Bu daha mevsimlik yani. Sonbahara doğru giymelik ama ben böyle siyah beyaz çizgili şeylere bayılıyorum. Hele sadece bir de çok ince ve çok yumuşak. O kadar güzel ki şeyi. Yani bunu sadece böyle giyip üstüne bir kırmızı rujla çok güzel olduğunu düşünüyorum. Siyah beyaz çizgili şeylerin. Dediğim gibi tuakar kollu. Bu 25 lira. Bir de dün kızlarla Taksim'e, H&M'e gittik. Bu benim en sevdiğim renklerden biri. Odamdaki yeşillerden de biliyorsunuzdur. Bu yağ yeşili tonuna bayılıyorum. Şöyle bir şey hırka bu. İnce bir kere. Böyle dökümlü, yarasa kollu gibi. En sevdiğim renklerden biri. Biri bu, biri de mürdüm. Yani bu daha bordomsu ama bu arada ikisi de beraber güzel oldu. Böyle bol dökümlü, yanları yırtmaçlı. Şuraları yırtmaçlı. Böyle yarasa kollu. Çok güzel bir hırka. Bunların bir kötü yanı var. Bunlar çok çabuk buruşuyor. Yani hemen asmak lazım. Gördüğünüz gibi buruş kırış. İki bedeni var bunun. XS ve S. Bir de M ve L. Bendeki M ve L gayet rahat oluyor. 50 lira. Başka çizgilileri, desenleri falan da vardı. Hatta önce onlardan alıyordum ama bunu görünce hemen vazgeçtim. Çünkü bu benim en sevdiğim renklerden biri. Giyim, aksesuar alışverişim bu kadar. Şimdi makyajlara geçiyorum. Watson's'dan aldıklarımla başlayayım önce. Watson's'da iki şey almak için girdim. Bayağı bir şey alarak. Ya çok değil de bir şeyler alarak çıktım. Almaya girdiğim şeylerden biri bu Rimmel London'ın Nail Rescue isimli tırnak bazı. Ama bu işte şeyleri bunu işte 14 gün her gün sürüyorsunuz falan filan. Güya bir şey var. Ben öyle kullanmıyorum. Ben ojenin altına sürekli şey yapıyorum. Ama bunu kullandığım dönemde en azından 2 günde bir ojemi değiştirmeye ve bunu tekrar sürmeye dikkat ediyorum ki işe yarasın. Çünkü benim şu iki pırmağım, şu iki tırnağım, özellikle şu ortadaki sürekli klavyede yazdığım el bunlar olduğu için bunlar çok çabuk kırılıyor. Bir ara yine böyle olmuştu. Katiyen uzamıyorlar, diğerleri canavar gibi uzuyor. Bu ikisi kısa kalıyor. O dönemde bunu kullanmıştım. Toparlamıştı, işe yaramıştı. Yine tekrar kullanmak için aldım. Elimde de bir tane daha, bir tane bitirdim. Bir yedeğim daha var ama onu bulamayınca bir yere sokalamışım. Bir tane gittim bundan aldım. 5-6 lira gibi bir fiyatı var. Bir de ikinci almaya girdiğim şey. Bunlar annemin. Ben o iğrenç pısta kaldım. Onu bitirmeye çalışıyorum. Sonra ben de şeye geçeceğim. Yine batistlere döneceğim. Annemin tüy gibi çok çok ince ve çok yağlı saçları var.
Bir tek bu işe yarıyor. Bu XXL olanı, normal olanları da işe yaramıyor. Annem de bunlar yarıyor. Bunu ben kullandığımda biraz fazla şey yapmıştı. Fazla kuru gelmişti bana. Ben normallerini daha çok seviyorum ama bunu da bir daha deneyeceğim. Belki daha memnun kalırsam ben de bunlardan alırım. Bunlar normaline göre 4 lira falan daha pahalıydı diye hatırlıyorum. Ama indirim olmasa da kadıncağız sürekli kullandığı için depoladık onları. İki tane de Kate Moss'un Rimmel London yeni çıkmış rujlarından almasam olmazdı. Nude serisi bu. Bir kere paket rengine de bayıldım. Çok zarif, çok güzel olmuş. Üstünde beyaz Kate yazıyor. 5 rengi var. Bir de lip balm gibi bir şey var sanırım. Her rengi her yerde bulunamıyor. Ben daha görece koyu olan renklerinden aldım. 48 ve 45. 48 koyu olanı. Çok beğendim. Yakından da swatch'ını gösteririm size. Zaten Rimmel London'ın bütün rujlarını, yani bu formdaki rujlarını, özellikle Kate serisini çok beğeniyorum. Başka ne aldım? Watson's'dan bir de şampuan aldım. Bu Uni'nin bebek şampuanı. Ben fırça yıkamak için Johnson's'dan Uni'ye geçtim en son. Bu işte bu alışverişi yapınca 5 liraya mı geldi, 3 liraya mı geldi, öyle bir şey, onun için aldım. Kokusunu çok seviyorum. Onun için Uni ile devam edeceğim fırça yıkama serüvenine. Bir diğer alışverişim Golden Rose. Golden Rose Taksim'de nerede? Yani girişten biraz yürüyünce sağ kolda kocaman bir mağaza açmış. Tünelde bir mağazaları vardı da ben Taksim'de açtıklarını bilmiyordum. Hatta büyükler torbalar morbalar bayağı geliştiriyorlar. Golden Rose da kendini bayağı geliştiriyor. Flormar gibi diye düşünüyorum. Oradan aldıklarıma hemen geçelim. Birincisi tamamen Görkem Karman'ın suçudur. Videosunda bunu gösterdi. Çok memnun olduğunu söyledi. Ben de mecburen aldım. 14.90 fiyatı. Şu Round Face Brush diye geçiyor ismi. Düz tepeli olanlardan. Buradan bir tane çıkan kılı var. Neyse onu alırız, keseriz. Ben bunu ilk başta görmüştüm ilk çıktığında. Fakat çok yumuşak diye almamıştım. Çünkü üstünde de şey yazıyor. İşte fondöten, mondöten falan. Yani o Sigma'nın şey fırçaları gibi değil. Düz tepeli F80 fırçası gibi değil. Gördüğünüz gibi gayet yumuşak bir fırça. Fakat Görkem'in de dediği gibi fazla ürünü dağıtmak için, allık için, pudra için şöyle pıt pıtlamak tam bir bence pudra fırçası olabilir. Şöyle şöyle. O yüzden çok yumuşak hakikaten. Öyle bir kullanım için denemek istedim ama fondöten için biraz fazla yumuşak olacağını düşünüyorum. Toz ürünlerle kullanmak için aldım. Şu 3 tane bebeği aldım. Göstereceğim size. Bunlar minnacık ojeler. Daha evvel vardıysa da dikkatimi çekmedi. Fiyatları 1.95. Keşke bütün ojeler bu boyda olsa bu arada. Yani bitmiyorlar çünkü bozuluyorlar. Şöyle minnacıklar. Çok sevimliler. Her rengini alıp böyle tablo gibi dizesim geldi. Bu aralar bu renklere takıntılıyım. Koyu renklere dönmeye başladım. Tırnağımda da bu arada sorarsınız. Revlon Bewitched isimli oje var. Unutmazsam aşağı yazarım ama her seferinde diyorum ve unutuyorum. Onun için kusuruma bakmayın. 3 tane aldım. 62 lira. 62 numara. Çok sıcak arkadaşlar. Kusura bakmayın. Mayışıyorum. 62 numara böyle gül kurusu gibi. Bu biraz daha koyusu onun. 61. 63'te mürdüm morumsu bir renk. Yakından bunları da gösteririm. Şeylerinden elimde çok var. Değişik renkleri çıktı biliyorum. Normal o kırmızı paketteki mat rujları ama onlardan elimde 6-7 tane var. Hiç bulaşmadım başka renklerine. Bu crayon diyor. Yani kalem şeklindeki rujları yeni çıktı. Renklerin içinde bu aralar o kadar çok kırmızım var ki zaten. Ha diyeceksiniz ki açık rengi yok mu? O da var da. Kırmızı çok var ve kırmızıyı çok kullanmıyorum. Hafta sonları kullanıyorum. Onun için nude bir renk istedim. Bu rengi de beğendim. Biliyorsunuz böyle kahve tonlu şeyler, nude'lar bu sene çok moda. Bu 14 numara. Yapısı nasıldır, nedir, değildir bilmiyorum. Kullanacağız, göreceğiz. Bunun tek kötü yönü şey olabilir. Kalemtıraşla açmak gereken cinsten. O çevirmelilerden olsaydı belki daha iyi olurdu. Fiyatı 19.90 diye hatırlıyorum. Golden Rose'dan son olarak kasada ünvanına, hatta ünvanı aldı da ondan gaza geldim. Bir şey çıkarmış. Makeup primer çıkarmış. Bu mattifying olanı. Yani matlaştırıcı ve güya gözenek küçültücü olanı. Bir cinsi daha vardı. Onun özelliğini hatırlayamıyorum. Belki nemlendirici olabilir. Ünvan alınca ben de alayım dedim. Çünkü zaten şeyim bitiyor. Benefit kullanıyorum. Yani taş çatlası 3 kullanımlık falan var içinde.
Bunu alıp bir denemek istedim. Fiyatı 36 lira. Bazı arkadaşlar dedi ki o Golden Rose için çok pahalı. Yani o açıdan düşünürseniz evet pahalı, ama bir primer için düşünürseniz, yani eğer benim 100-150 lira verdiğim bir ürünün yerine geçip o kadar kaliteli bir ürünse, onun işini görebilecekse, o zaman 36 lira iyi bir fiyat. Ayrıca Golden Rose gibi markalarda indirimleri takip etmek gerekiyor. Kendi dükkanlarında olmasa bile sitelerde bazen çeşitli indirimler oluyor. Ambalajı gayet güzel, plastik. Bu pompalı şeye benziyor. Goş'un ambalajına, konuşamıyorum, bittim ben bugün. Ambalajına benziyor, hoş. Yapısı hoşuma gitti, onun için aldım. Hafif silikonsu bir yapı var, yani silikonsuz değil. Ama daha ıslak, daha hafif, daha yumuşak yapıda. Losyon değil ama böyle ikisinin arası gibi. Sürdüğüm zaman gerçekten yumuşacık oluyor. Yüzüme de bugün uyguladım. Üstüne fondöten sürmede bir problem yaşamadım. Dağılmasında bir problem yaşamadım. Yani bu sıcakta hani hem fondöteni de hem bu tarz ürünleri çok fazla adil yargılamak mümkün değil. Çünkü 10 dakika içinde, 1 saat içinde bütün makyajım akıyor zaten benim. Bilmiyorum, deneyeceğim. Yani uzun süreli kullanıp öyle yorum yapmakta fayda var, ama ilk izlenim olarak hoşuma gitti. Bakayım. Öyle çok süreli, bir yarım saat falan oldu. Çok da bir parlak hissetmiyorum kendimi henüz. Başka? Son olarak MAC alışverişi. Nırı nırım. En sona sakın. MAC'ten iki tanesi ihtiyaç, bir tanesi muzurluk alışverişim var. Şöyle ki içine de saç düşmüş. Hemen göstereyim. Biri MAC'in Fix Plus'ları, bir yeni seri çıkardı. Limited Edition. Sanırım içinde kendi orijinaliyle beraber 6 tane, yani 5 tane yeni kokusu var. Yeni kokulu Fix Plus'lar çıkardılar. Biri bu elimde görmüş olduğunuz Yuzu isimli olanı. Yuzu ben bilmiyordum, limon kokusu dediler. Sonra internetten araştırdım. Tam limon olmasa da değişik bölgelerde bulunan bir turunçgil, bir meyveymiş. Yani turunçgilimsi, çiçeğimsi bir kokusu var. Güzel, hafif bir kokusu var. Ben bunu tercih ettim. Niye bunu tercih ettim? Diğerlerini de söyleyeyim. Salatalık, lavanta, gül, yuzu, bir de işi daha. Bir de Hindistan cevizi vardı. Hindistan cevizi de çok güzeldi. Onu da alabilirdim ama ne bileyim, bir limonlu diye bu daha ferahlatır diye bunu düşündüm. Esas istediğim güldü. Gülü kokladım. Gül çok güzel kokuyor ama gül kokusu tamamen bir gül suyu kokusu. Normal bir gül suyu kokusundan bir farkı yok gibi geldi. Bir daha gidip koklayacağım. Çok acelem vardı o gün. Bir dahaki bir sefere belki, bilmiyorum. Yani bunu ama almamın sebebi kokusunun dışında elimdeki Fix Plus'ımın tamamen bitmiş olması. Bir sıkımlık canı kaldı. Onu da yarın kullanacağım. Ben Fix Plus'ı yazın makyaj sabitleme için kullanmıyorum. Yani makyaj üstüne de sıkıyorum. Ama sabitleyici bir özelliği olduğuna inanmıyorum. Ya da bende fayda etmiyor. Eden varsa bilemeyeceğim. Ben bunu makyaj altına yazın nemlendirici olarak kullanıyorum. Bundan evvel de 2-3 tane bitirmişliğim var. Zaten gidip alacaktım normalini. Ama kokulusu çıktığı için değişik bir kokusunu aldım. Bu seri bitmeden belki bir kokusunu daha alabilirim. Karar vermedim. Biraz kullanayım. Bakalım. 64 liraydı. Ne yazık ki pahalı, ama bir nemlendirici alsam da o fiyatı vereceğim için aldım. İkinci bitmiş olan ürünüm, tamamen bittiği için aldım ki bu da benim yazın kullandığım bir ürün. Ambalajları değişmiş. MAC'in Mineral Skin Finish Natural'larından aldığım renk Medium Dark. Ambalajı değişmiş. Aynalı olmuş. Bunun üstü şeffaftı. Şu bildiğiniz normal pudra. Cilt rengime şu anda çok güzel uyuyor. Yazın özellikle bunu kullanıyorum. Yeni ambalajını da beğendim. Daha sağlam. O plastik kapağın bir kırılma şeyi oluyordu. Yanımda taşımayı sevmiyordum onu. Bunu daha rahat yanımda taşıyacağım. Son olarak dün yaramazlık yaptım. Yani şey yok. MAC'ten bir tane ruj aldım. Fo'yu almaya gitmiştim. Onu sürdüm, beğendim. Ben aslında onu alıyordum ama biraz fazla daha doğrusu fazla pembemsi demeyeyim de, hani kışa daha uygun olabilecek bir renk almak istedim. Sonra Twig'i daha çok beğendim. Twig aldım. Şöyle daha yine nude'lardan kahveye dönük. Golden Rose'un altına sürdüm. Ondan tabii ki daha pembemsi duruyor. Şöyle bir renk işte. Beğendim. Satin yapıda bir ruj.
Bu da 55'ti, 58 olmuş ya. Rujlara da zam gelmiş. Alışveriş videom bu kadar. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.